Evet. Evet. Aslan Yıldırım, Kıtır'dan. Fatih Koçar, Murat Karan. Sevgi Demir. Ötegen Mehmet. Bulut. Yasemin Uygur. Basri Hülya, Mehmet Terzi. Evet arkadaşlar. Toplanalım. Ondan sonra başlayalım diye bakıyorum. Bu arada Dilek Hanım'ı da bekliyorum. Dileğiyle yayını alayım. Arkadaşlar toplanıyorlar. Evet, Dilek Hanım'ı da yayına alalım. Ondan sonra birlikte açalım istiyorum. Evet arkadaşlar, bugün 27 Nisan. Pazartesi. Ben umuyorum, değil mi? Evet. Artık gündemimiz birbirine girdi. Merhaba Dilek. Merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgiyle selamlıyorum herkesi. Ya ben buna bayılıyorum ya. Sen bunu söyledikten sonra ben de demek çok keyifli oluyor benim için de. Bugün kısa kesin ama sadece sevgiyle selamladım. Evet, sağlıkla ve sevgiyle diyorum. Senin devam edeceğini düşündüm sözüne. Daha sonra bana geçtiğinde biraz daha Yok, ayrıntılandırmayı. ben bir şey istedim. Beraber açalım, beraber konuşmaya başlayalım. Çünkü öbür türlü o Mesut Bey de geldi. Mesut'tan da geldi. Tülay Yalçın. Ben bu arada katılanları da görüyorum. Bu arada arkadaşların bir araya gelmesini de bekliyorum. Maşallah iyi hızlı hızlı geliyorlar. Ondan sonra Mehmet, Meltem Mehmet. Evet. Adnan Demirkan. Adnan merhaba. Ebru. Ondan sonra İlyas. Merhaba arkadaşlar. İsimleri okuyorum. Mehmet Ertuğ Evet, katıldı. her akşam Sağlıklı. yine arkadaşlarla ve sürekli meslektaşlarımızla birlikte olmak çok keyifli gerçekten. Evet, çok da keyifli. Hani bir de artık isimleri de arar oldum böyle. Aa, o gelmiş, bu gitmiş, Yağmur geldi. Evet, Ondan sonra değil mi? Böyle bir Nevi herkes geldi. birbirine sevgiyle bağlanıyor bu şekilde. Yani arkadaşlar bir de kod isimler koyuyorsunuz. Onları hiç okuyamıyorum. Mesela Bıçak Ali. Ha, Ali Bıçak herhalde. Ondan sonra Fatma Bozkurt. Bu ne güzel. TGMG'nde bir şey yazdı. Şimdi mesela o kim onu bilmiyorum. Adnan merhaba. Eko, İmran Öner. Evet. Bugün böyle bir koşturma halindeydim ben. Bugün bayağı dışarıda çıktım. Biliyorsun yeni merkezimizin şeyle ilgili, taşınma işlemleriyle ilgili biraz uğraştım. Ondan sonra bir de kötü bir şey vardı işte, bir cenazeye katıldım. Cenazeler çok fena. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Evet. Yaşlı bir hanımefendi diye geçtim ama Gerçekten tüm hastalara şifalar diliyorum ben. Tüm yakınlarını kaybedenlere, aramızdan ayrılanlara özellikle çok zor günler. Dolayısıyla yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabır diliyorum. Aramızdan ayrılanlara da rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. ya kötü bir psikoloji biliyor musun direkt? Yani mesela şey Yaprak dökümü yılları gibi bu yıllar. ya bir de Ben işte yani her şeyin Allah versin. Çok enteresan. Yani yan tarafta da birkaç cenaze vardı. Bir tanesinde işte aileden yakınlarını istiyorlar ya şey yapmak için. Aileden yakınlarından iki kişi gelsin dediler. Kimse gitmedi. Biliyor musun? Çok tuhaf yani. Hani böyle insan bir tuhaf oluyor izlerken de, katılırken de. Her şey evet, neyse. son yolculuğuna uğurlamak istediklerimizi son yolculuğuna uğurlayamıyoruz. Yani fiziki olarak bu Çok insana tuhaf. daha da çok acı veriyor. Çok tuhaf. Evet, bu günlerde inşallah geçecek. Dilekçim, daha önce konuştuğumuz gibi arkadaşların soruları hakikaten yoğun. Bugün bu soruların çerçevesinde çok dağılmadan konuşalım. Biraz mesela ticari arabuluculukla ilgili eksik kaldı gibi geliyor bana. Çünkü herkes işçi işveren arasındaki konularla ilgili
çok soru soruyor. Tabii yeni arkadaşlarımızın da yeni uzmanlık aldıkları için orada bir şeyleri var. Biraz biz bugün şey yapalım. Ticari arabuluculukla ilgili soruları daha çok isteyelim arkadaşlardan. Onun üzerinden başlayalım. Süreler uzatılmadı değil mi? 30 Bugün bir Nisan'dan sonra toplantı yapıldı. Bugünkü toplantının neticesinde yayınlanması bekleniyor. Bizim tahminimizce, yani bilim kurulunda alınan kararlar, bakanlıkların yaptığı toplantılar sonucu alınan kararlar muhtemelen 31 Mayıs son gün şeklinde uzatılacağı yönünde duran sürelerin. Dün Cumhurbaşkanı bir bir ceza açıklama zaten bir taraftan İşleri bakıyorum. Genel Müdürlüğü ile ilgili bir yazı yayınlanmıştı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 31 Mayıs son günü olmak itibariyle tedbirlerin devam ettirilmesi şeklinde. Dolayısıyla aynı süre 31 Mayıs olarak diğer bölümlere de yansıyacak diye düşünüyoruz. Çünkü şu an herkes sosyal izolasyonla korunması gereken bir dönemden geçiyor. En azından Haziran'a kadar biraz daha kontrollü. Sonrasında da tabii daha süreler normal sürece döndüğü zaman biz Çarşamba günü programımızda işleyeceğiz. Yeni çağın yeni gerçekliği, yeni normali ne olacak, nasıl olacak, nasıl hareket edecek? İşte bu noktada yine koronavirüs önlemleri ne de dikkat ederek yeni çalışmalar yapmak gerekecek. Yani Evet. süreler, duran süreler işlemeye devam etse bile artık çalışma sistemleri eskisi gibi olmayacak demek istiyorum. Yani o Daha kadar başka bir yoğun şey söyleyeyim sana. o Bak Dilek, bugün bir adliyede şimdi şey yeniden söylemeyeyim de çok enteresan. Bir avukat arkadaşım bir dertle uğraşıyor. Müvekkilinin infazla ilgili işlemlerini yapmak için yakalatmaya çalışıyor. Hiç kimse yakalamıyor. Gitmiş polis noktasına beni yakalayın diye. Yani o kadar bir yoğunluk var ki hala. Mesela infaza falan inanılır gibi değil yani. Yakalama yok, haberiniz olsun. Kimse bakmıyor. Aşağı çıkarken baktım. Kadın şahsı yok ya, yakalayın beni diyor. Benim yakalamam var diyor. Kimse yakalamıyor. Enteresan. Evet. Evet, çünkü Sorular herkes başlıyor. farklı bir konuda farklı bir süreçten geçiyor gerçekten. Yani bugünlerde mi görecektik diyorum. Evet, şimdi arkadaşlar merhabalar dediler. Sorular, biz şimdi eleştiri alıyoruz. Ya yani siz ilk başladığınızda biz hep beraber katılıyorduk ve soru cevap oluyordu. Biz konulara girdikten sonra çok sorularımıza cevap alamıyoruz dedi ama Şimdi soru cevap geldi. soruları Şu anda soru geldi. alabiliriz. Şu anda Yetki soru gelmiyor. itirazını konuşalım diyorum ben önce. Yine İstersen ticari oradan başlayalım. uyuşmazlıklarla Evet. paralel konuşalım. Hem ticari uyuşmazlık hem işçi işveren atıf yapalım. Sonra yetki itirazı ile ilgili, çünkü gruplarda en çok uygulamasında sorunlar yaşanan, sorular sorulan bir konu yetki itirazı. Evet. Ben özellikle belirteyim. Yetki itirazı arabuluculukta 7036 sayılı yasanın, yani ilk defa dava şartı arabuluculuk işçi işverende geldi. 7036 sayılı yasanın 3. maddesinin 9. bendinde düzenlendi. Daha sonra da ticari uyuşmazlıklarla birlikte yürürlüğe giren 18A maddemiz var. Orada da 8. bendde düzenlendi. Aynı şekilde yönetmelikte de belirtildi. Ve devamında da Daire Başkanlığı'nın iki kez uygulamaya yönelik yazı yayınladı Arabuluculuk Daire Başkanlığımız sayfasından. Dolayısıyla burada arabulucunun birinci kuralımız nedir yetki itirazıyla? Görevlendirmeyi yapan büronun yetkili olup olmadığını arabulucu dikkate alamaz. Dolayısıyla birinci kuralım, arabulucu tüm kendisine atanan dosyalarda yetkili olduğunu düşünerek devam edecek. Yetki itirazını değerlendirip ben yetkisizim diyemeyecek. Evet. Karşı taraf en geç ilk toplantıda diyor yasa. Şimdi burada iki tane soru var. En geç ilk toplantıda diyorsa yasa, demek ki ben ilk toplantıya kadar ya da en geç ilk toplantıda itiraz edebilirim avukat olarak. Dolayısıyla veya taraf asil olarak. Taraf asil ya da avukatlar
en geç ilk toplantıya kadar ya da en geç ilk toplantıda, yani toplantıya kadar. Bunu ikili ayrımı yapmamın sebebi şu: eğer ilk toplantı öncesi yapılan bir itiraz söz konusu ise arabulucu arkadaşlarımız ilk toplantıyı gerçekleştirmek zorunda değiller. Hemen kendilerine ulaştırılan, elle atılan imzalı belge aslını ya da elektronik imzalı yetki itirazı belgesini doğrudan UYAP üzerinden gönderecekler. Yetki itirazını UYAP'tan dosyaya gönderiyoruz. Fiziki evrak olarak büroya göndermemiz gerekmiyor arkadaşlar. Buradan da onun altını çizelim. Sadece buradaki temel dikkat etmemiz gereken husus, elle atılan imzalı evrak bize ulaşmış olacak ya da elektronik imzalı evrak bize ulaşmış olacak ki onu biz, aslı bizde olduğu için UYAP'tan dosyaya gönderebilelim. Bu konuyla ilgili Arabuluculuklar Başkanlığı'nın web sayfasında da iki kez yazı yayınlandı. Yine burada hakkın kötüye kullanılması durumlarını görüyoruz. Neden? Çünkü özellikle ticari uyuşmazlıklarda borç alacak durumlarında zaman kazanmaya çalışıyorlar yetki itirazıyla birbirlerini bu konuda. Hani buna bizim yapabilecek bir herhangi bir şeyiniz yok açıkçası. Çünkü yasada düzenlenen bir hak herkes tarafından kullanılabiliyor. Gönül ister ki bunu gerekmedikçe kullanmasın taraf asiller ya da avukatlar. Ama süreçte yerli yerinde kullanıldığında da görüyoruz. Bu hakkın kötüye kullanılması şeklinde kullanıldığını da görüyoruz. Mümkün olduğunca gereksiz yetki itirazlarını önlemek için arabulucu Türkiye'nin her yerindeki bürodan atanabilir. Önemli olan başvuru büro değil, bizim atandığımız büro. Dolayısıyla evet. Hemen Semra Yıldırım burada şöyle bir soru yönetmiş. Yetkisiz büro olsa bile görevlendirme adres olarak yetkili büro arabulucusuna yapılmışsa itiraz yerinde olur mu? Aslında senin az önce söylemiş olduğunun teyidini istiyor arkadaşım. Yani Türkiye'nin her yerinden atanabiliyoruz. Yetki konusunu haricen dinliyoruz. Evet, şimdi bugün özellikle ticarilerde yetki de biliyorsunuz SMK'daki yetki kurallarına esas alıyor. Dolayısıyla burada büro genel itibarıyla asiller ya da taraf vekilleri, yani taraf asiller ya da taraf vekilleri kendileri bir bildirim yapmadığı sürece buradan atanmasını istiyorum diye özellikle yetkiyi bildirmedikleri sürece HMK'daki genel yetki kuralı çerçevesinde atama yapılıyor. Dolayısıyla genel yetkili çerçevesine atandığında çoğunlukla karşı tarafın ikame etkisi esas alınıyor. Dolayısıyla başvurucu başvurduktan sonra diğer tarafın ikame etkisi esas alınarak bir atama yapılıyor. Burada diğer yetki kuralları, biz örneğin birden fazla taraf varsa diğer tarafta, HMK 7. maddede burada açık, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir diyor. Ve yetki sözleşmesi varsa onu büro bilemez. Taraf asili ya da taraf vekili mutlaka yetki sözleşmesini bildirecek ki o yetki sözleşmesine uygun bir atama yapılsın. Dolayısıyla burada büro daha ziyade tarafın istemi ya da taraf avukatının istemi üzerine büro atama yapıyor. Ama taraf bir istemde bulunmuyorsa yetkiye dair özellikle, o takdirde genel yetki kuralı diğer tarafın ikametgahı ataması yapılmaktadır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nda yetki iki şekilde belirlenmiştir. Bir, diğer tarafın ikametgahı, iki, işin yapıldığı yer diyor. Dolayısıyla birden fazla diğer taraf varsa bu durumda da bunlardan herhangi birinin ikametgahı diyor. Yani HMK ile uyumlu düzenlenmiş. Buraya geliyorum. Şimdi burayı özellikle vurgulamak istedim. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerindeki bürodan başvuru yapılabilir. Ancak bir arabulucu doğrudan atandığı yer kendi seçtiği komisyonudur. Özetle.
Şimdi yani sonuç itibariyle yetkisizliği, yetki itirazını aldığımız zaman arabulucu olarak yapmamız gerekenleri hemen bir toparlayalım. Yetki itirazımız bulundu. Diyelim en geç ilk oturumda yetki itirazı. Bunu ilk oturumdan önce gelmişse bana ulaşacak evraklar, yetki itirazı dilekçesi, avukatın vekaletnamesi ya da itiraz eden tarafın yetki belgeleri, yani şirket sicil gazetesi, imza sirküleri, yetki itirazı evrakını bana gönderecek. Dolayısıyla avukatsa özel yetkili vekaletnamesini gönderecek aynı zamanda. Biz ne yapıyoruz? Doğrudan UYAP'tan dosyamıza giriş yapıyoruz. Önce dosyamızı yetkisizlik seçeneğini seçerek UYAP'tan kapatıyoruz. Sonra yetki itirazı bölümünü seçiyoruz evrak ekle bölümünden ve oradan yetki itirazı dilekçelerini gönderiyoruz. Ama burada meslektaşlarımız son tutanak seçmesinler. Son tutanak göndermiyoruz. Yetki itirazı evrakı seçeneğini seçsinler. O şekilde evrakı UYAP'tan göndersinler. Çünkü yetki itirazı seçmedikleri zaman bürolara evrağın düşmesi, evrağın büro tarafından görülmesi sorunu yaşanabiliyor arkadaşlar. O yüzden yetki itirazı seçip evrak yüklemek gerekiyor. Burada bir hafta süresi var sülük hakiminin. Ama uygulamada tabii bu sürelerin mevcut COVID günleri de değerlendirildiğinde daha uzayabildiğini görüyoruz. Yani Yetkinlikle burada şu ilgili mesajı, süreler durdu bu arada bu koronavirüs evet, günlerinde. direkt burada aslında en önemli noktayı da belirlememiz lazım. Yetki itirazının tartışma merci biz değiliz. Evet, biz Arabulucu sadece ulaştırmasına arkadaşlarımız. aracılık ediyoruz. Neyin? Yetki itirazının sülük hakimince değerlendirilmek üzere Bu kadar. dosyaya sunulması. Yani bir yetki itirazı varsa uzatmayalım, tartışmayalım. Gereğini Evet. hemen yapalım, çıkalım. Şimdi sorulara geçelim. Bir ara verelim bu konuya. Şimdi bayağı bir soru birikti çünkü. Arabuluculuk ücreti için icra edilebilir şehri almam gerekiyor mu diye sormuş bir arkadaşım. Arabuluculuk ücreti için icra edilebilirlik şerhi alınmaz. Çünkü icra edilebilirlik şerhi tarafların ilamı niteliğinde olan arabuluculuk anlaşma belgesine taraflarca alınan bir şerhtir. Biz ücret sözleşmesiyle ya da makbuzumuzla bize ücret ödenmediğinde bir icra takibi Takip yapabiliriz. yapabilirsiniz ama yani hep söylüyorum ben alın ücretinizi önce. Yani bu hallere girmeyin. Ücret tahsili sorunu olmuyor arkadaşlar. Evet. Beynimizi, yani artık bu dünyada hani kanıtlanmış durumda mindfulness tekniklerde. Yani siz nasıl düşünürseniz onu kendinize bir şekilde hayatınızda var ediyorsunuz. Olumlu Tabii. düşünün. Ben o taktik Tahsil. tekniklerden ziyade ya arkadaş yani özel ihtiyarlarda belgeye ihtiyacın varsa ücretini öder öyle alırsın diyorum. Şaka bir yana avukatlık mesleğimizde bu konuda avukatlar olarak son derece suistimal edildiği için dava taraflarınca avukatlar üzüntüler yaşadılar, ciddi sıkıntılar yaşadılar. Aynı psikolojiyle yaklaşılıyor. Ancak ben burada arabuluculukla avukatlığın farklı meslekler olduğunu bir kez daha vurgulamış Evet. olayım. Sorular Olumsuz düşünce biriktirecektim. geliştirmeyelim arkadaşlar. Tamam. Arabuluculuk ve tahkim şartında arabulucuya gitmeden tahkime başlanması mümkün müdür? Şimdi burada herhalde şunu demek istiyor arkadaşım. Bir sözleşmede hem arabuluculuk hem tahkim şartının olması halinden bahsediyor. Çünkü aksi hali diye bir durum söz konusu. Yani arabuluculuk tire tahkim şartında demiş konuşanım. Burada aslında tahkim klozu çok dikkatli konması gereken bir kloz. Birçok noktada tahkim klozunun geçersizliği tahkimi zorlar. Arabuluculukta tahkim klozununla ilgili çalışmalar ve güzel görüşler de var, uygulamalar da var. Ondan sonra ama arabuluculuk başlayan bir süreç, tahkim ise farklı bir yargılama. Yani değil mi? Bununla ilgili sen neler dersin Dilekçim? Ben soruyu baştan alabilir miyim? Arabuluculuk tire tahkim şartında. Medar bu söylüyor. Arabuluculuğa gidilmeden tahkime başlanması mümkün müdür diye sormuş.
Şimdi medarbuş iki türlü oluyor. Onu şöyle ifade edebiliriz. Arabuluculuk tahkim ya da tahkim arabuluculuk şeklinde birleşik tahkim basamaklı tahkim anlaşmaları denilen bir sözleşmeyle yapılabiliyor ya da karma sözleşmeler dediğimiz sözleşmelerle yapılıyor. Dolayısıyla arabuluculuk tahkim diye gelmişse önce taraflar arabuluculuğa sonra tahkime geçiş yapıyorlar. Ama tahkim arabuluculuk şeklinde gelmişse sözleşmenin yazımı burada önem arz ediyor. Diyorum O ya, kulaklar zaman önce hocam. tahkime gidiyorlar. Tahkim hakemi tarafların aralarındaki uyuşmazlığın arabuluculukla çözümlenebileceğini öngörüyorsa tahkim yargılamasını başlatmadan önce arabuluculuğu öneriyor ve arabuluculuk sürecini gerçekleştirmelerini bekliyor. Dolayısıyla iki aşamalı. Arabulucuya gittikten sonra arabulucukta anlaşma olmazsa tahkime gidebilirler ya da tahkime gidip tahkim yargılaması bekletilip arabuluculuğa geçiş olabilir. Bu tamamen düzenledikleri anlaşmanın modeline göre O klozun değişiyor. özelliğine göre bir de burada şöyle de bir şey var Yani bu yani. MEDARP ya da ARPMET dediğimiz tamamen ikili bir sistemde orada tarafların tercihi. Ancak şunu soruyorsa meslektaşlarımız bizim dava şartında biliyorsunuz konusu taraflar arasında tahkim şartı varsa ihtiyar arabulucu kapsamında değerlendiriliyor. Ancak taraflar tahkime gitmeyip örneğin ticaret mahkemesine doğrudan bir dava açmak istiyorlarsa o zaman öncelikle arabulucuk yolunu tüketmeleri gerekiyor arkadaşlar. Yani tahkim şartını arabuluculuğu dolanma yolu olarak kullanmamalarını öngörmüştür kanun koyucu, kanun gerekçesinde de. Dolayısıyla hem tahkime gitmeyecek hem de doğrudan dava açmayı düşünüyorsa orada önce arabuluculuğu dava şartı olarak tüketmesi gerekiyor. Evet, yani Evet. burada Süreçlerin uygulaması da bu şekilde oluyor burada açıkçası. aslında arabuluculuktan hiç bahsetmese de tahkim klozu olan sözleşmelere dayalı olarak yapılacak olan tahkimden önce ve sonrasında veya içinde her daim arabuluculuk yolu açık zaten. Tabii, mümkün. Şimdi ticari dava şartı arabuluculuk sonunda açılan ticari davada açılacak karşı davada ticari kapsamında bu karşı davada arabuluculuk süreci olur mu? Avukat Ramazan Akbaş söylemiş. Yani Evet, onu ikili ayrımla açıklıyorum ben yine. Burada öncelikle bir taraf ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculukta başvuru yapmışsa, diğer taraf da karşı dava açmayı planlıyorsa, ilk yapılan başvurudaki dosyada kendi taleplerini de dile getirerek tek bir başvuru dosyasıyla her iki tarafın da karşılıklı talepleri yazılmak kaydıyla anlaşma ya da anlaşamama şeklinde süreç tamamlanabilir. Böyle bir durumda eğer anlaşmıyorlarsa aynı tutanakla taraflar dava ve karşı dava açabilirler. Bu birinci durum. İkinci durum ise diyelim arabuluculuk sırasında taraflardan biri taleplerini dile getirmedi. Başvurucu taraf ve aralarında bir anlaşma olmadı. Başvurucu taraf mahkemeye davasını açtı. evet. Daha sonra ticaret mahkemesinde diyelim açtı davayı. Ticaret mahkemesinde bir tarafta kendisine cevap dilekçesinin tebliğ edildiği aşamada karşı dava açmayı düşünüyor. İşte burada karşı dava açmadan önce konusu ticari olan parasal alacak ya da tazminatlarda dava şartı olduğu için öncelikle kendisine HMK tarafından tanınmış yasal sürede arabuluculuğa başvurması gerekiyor. Dava şartı arabuluculuğa. Orada süreler duruyor. Çünkü biliyorsunuz arabuluculukta hak düşürücü ve zaman aşımı süreleri işlemez. Süreç bittikten sonra yine Olumsuz sonuçlanırsa evet o davası takdirde kapatılıyor. karşı davasını açıyor. Evet, şimdi ihtiyari arabuluculukta bürodan gelen dosyada anlaşma olmaması halinde diğer taraf arabuluculuk ücretini ödemek istemezse arabuluculuk ücreti için nasıl bir yol izlemeli?
Ne demek istedi burada? Ha, söz Anlaşma olmazsa diyor. ihtiyari arabuluculukta bürodan gelen dosyada Tamam. ihtiyari arabuluculukta bürodan ha anladım dava şartı olmayan bürodan gelen dosyada Orada başlangıçta doğru bilgilendirme yapacak. Şimdi ihtiyari arabuluculukta bürodan da atansa dosya, yani örneğin bir miras uyuşmazlığı diyelim, ihtiyari olarak arabulucuya atama yapıldı. Arabulucuya atandığında süreç başlamıyor. Başvurucu başvurmuş oluyor sadece. İhtiyari evet. arabuluculukta ne zaman başlıyor? Diğer tarafın süreci kabul Süreci edip kabul etmesinde. birlikte ilk oturum tutanağını imzalamalarıyla başlıyor. Yani O zaman müzakerelere imzalayacak başlama tutanağı. aşamada. Evet. O zaman Şimdi ne burada doğru imzalayacaklar? bilgilendirme yapmamız lazım. Şimdi orada ilk oturum tutanağı ile birlikte arabuluculuk ücret sözleşmesini de Evet. imzalatacağı İmzalatacak. için ödemek istemezse diye bir Ama hüküm. burada şunu da özellikle belirtelim. Başvurucuya mutlaka başlangıçta ihtiyari arabuluculukta dava şartının aksine tarafların tüm süreç boyunca ücreti karşılayacağını belirtmesinde fayda var. Ve arabuluculuk asgari ücret tarifimiz açık. Başlangıçta da masraf avansı, ücret avansı talep edebiliyor arabulucu başlangıçta. Dolayısıyla başvurucuyu doğru bilgilendirdikten sonra ücretini de ona göre talep edebilir. Taraflarla sırasıyla ücret sözleşmesi imzalar. Ancak bir arabuluculuk süreci başlamazsa tabii ki ücret söz konusu olmuyor. Arabuluculuk ücreti söz konusu olmuyor. Masraflarını alabilir arabulucu ve başlangıçta almış olduğu ücretleri de iade etmesi söz konusu değil. Evet. Şimdi Meltem Mehmet Ertürk demiş, sormuş. Islak imzalı itirazını kargoya vermiş. Ancak kargo ilk oturum günü hala ulaşmamış ise beklemek gerekir mi? Evet, Süresinde beklesin. değil mi diyeceğiz yoksa diyor. Beklemek Süresinde değil. Beklesin arkadaşlarımız. gerekir. Sevgi Demir Sevgi Demir diye yazıyor. Herhalde Sevgi Demir. Dava şartı olarak gelen dosyada arabulucu dava şartı olmadığını tespit etmeden süreci tamamlarsa sorumluluğu nedir? Buradaki sorumluluk bir yerde doğabilir. Eğer tarafın hak düşürücü ve zaman aşımı süre sıkıntısı varsa bir tek orada sorun yaşar arkadaşlar. Orada arabulucuya taraf siz beni uyarmadınız, sürece devam ettiniz. Ben zaman aşımı nedeniyle hak kaybına uğradım der. Tek sorun olacak yer burası. Burada bir de ücretini alamaz ama böyle bir durumda zaten ücreti almasak da olur. Bizim için sorun değil diye sürece devam eden arkadaşlarımız var. Dava şartı ayrımı yapmaktansa ücret almayalım, devam edelim diyorlar ama oradaki risk, en büyük risk hak düşürücü ve zaman aşımı süresiyle hak kaybına sebep olmak. Dolayısıyla buna mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Mümkünse dava şartı ihtiyari ayrımını yapmaya çalışalım. Gri alanlarda her durumda dava şartı kabul edip devam Yola edin. devam. Ama net olaylarda da hak kayıplarına uğratmayacak şekilde hak düşürücü ve zaman aşımı sürelerine dikkat edelim. Bu gri alanlar hakikaten güzel bir tanım. Bu konuda bütün tartışmaları da kesiyor. Bir soru daha var. Ferezya tabii konusu yazdıkları için yine tam bilemiyorum ismi. Yetki itiraz dilekçesi ıslak imzalı olarak fotoğrafını mail olarak bize attı diyelim. Bu durumda evrak aslı gelene kadar yine işlem yapmadan Evet, bekleyeceğiz değil mi? beklesinler. Evet, yani orada bir Beklesinler. sıkıntı. Çünkü o konuda iki tane Arabulucuk Daire Başkanı'nın yazısı var arkadaşlar. Gruplarda paylaştıktan önce yine göndeririz o yazıyı. Evrakı beklememiz isteniyor. Bir soru daha var. Sigortada dava şartı arabuluculuk kaldırıldı mı hocam diye sormuş. Öyle bir şey Sigortada söz konusu değil. Sigorta şirketinin taraf olduğu uyuşmazlıklarda dava şartları buluculuk devam ediyor. evet. Hocam izleyemediğim bölümlerin linkini kendimde saklıyorum. Bölümler silinmeyecek değil mi diyor. Yok, silinmeyecek. Hatta Bilmiyoruz. bunları YouTube'a da yükleyeceğiz. YouTube evet. yayınlarında paylaşırız.
Kamu personeli olan arabulucuların ücretlerinde vergilendirmesi nasıl yapılıyor? Teşekkür ederim. Ücretler. Kaynakta kesinti olarak doğrudan vergiyi maliye veznesine taraflar yatırıyor. Onu istersen şöyle aktaralım. Şimdi arabuluculukta bir anlaşma olursa taraf asiller adliyeye gidiyor ve büro veznesinden ücreti yatırıyorlar. Yani adliyedeki maliye veznesinden. Orada vergiler kesilip arabulucunun hesabına doğrudan vezne tarafından gönderiliyor. Bir anlaşma olmaz ise aynı işlem savcılık tarafından tıpkı bilirkişi ödemelerinde olduğu gibi vergisi kesilerek doğrudan hesabına yatırılması şeklinde oluyor ve vergilendirilmiyor. Yani kamu personeli olan arabulucular bizler gibi makbuz kesmiyorlar. Net. Makbuzsuz tabii. Onlar çünkü vergi Onu açılışı soruyorum. yasağı var, yasa gereği. Vergi açılışı yapamazlar. Hocam, Seher Yılmaz galiba. Hocam, başvuranın vazgeçmesi durumunda son tutanak düzenleyecek miyiz veya nasıl bir yol izlenebilir? Başvurunun vazgeçmesi halinde Ha, başvuru. evet, başvurucu vazgeçiyorsa süreçte vazgeçme beyanını alacağız. SMS, WhatsApp, mail her türlü olabilir. Vazgeçme beyanını aldıktan sonra kendi kendimize tutanak düzenleyeceğiz. Yani o tutanakta illa başvurucunun imzası olması gerekmiyor. Kendimiz son tutanağı tanzim edebiliriz. Başvurucunun vazgeçmesi sebebiyle konusuz kalma nedeniyle süreç sonlandırılmıştır şeklinde vazgeçme konusuz kalma tutanağı düzenleyip sisteme yüklüyoruz. Evet, başvurucu vekiline ve asile davet mektubu gönderdiğimizde başvurucu avukat asile davet mektubu gönderilmesini etik bulmadığını belirtti. Bu durumda avukata mutlaka öncesinde bilgi verilmeli mi? Verilmeli. Biz bunu daha önce de söyledik. Çünkü avukat arkadaşlarımız arabuluculuk kanun ve yönetmeliği kapsamında bilgi sahibi olmaları beklenmekle birlikte arabulucuların uzmanlığı kadar bilgi sahibi olmayabilirler. Dolayısıyla arabulucu bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında bir de meslek etiği kapsamında avukat meslektaşlarımıza taraf asilleri bilgilendirme yükümlülüğü olduğunu bildirmesinde fayda var arkadaşlar. Bir takım iletişim kazalarının da önüne geçmiş oluyor süreçte. Artık SGK kıdem ihbar ödemesi Ayşe Elif sormuş. Artık SGK kıdem ihbar ödemesi ibaresini yeterli bulmayıp işverenden açıklama istemeye başlamış. İşveren ise devamsızlıktan çıktı, mahkeme olmasın diye tazminat verdim diyebiliyor. Ne yapılabilir? Soru burada Soru biz aslında bir şey anlatıyor da biz anlayamadık belki. işten Artık çıkış kodu ile ilgili olarak bir ha. düzenleme yapılmıyor. Biz şunu hep belirtiyoruz. İşten çıkış kodu değişikliği arabuluculuğa elverişli değildir. Ancak kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi içeren arabuluculuk anlaşmalarıyla her zaman işçiler işkura anlaşmayı sunarak işsizlik maaşı alabilirler. Arabulucu anlaşmasını sunduğu zaman işkur personeli arabulucuyu arıyor ya da mail gönderiyor. Bu anlaşma belgesi sizin huzurunuzda mı imzalandı diyerek teyit alıyor. Bu şekilde işsizlik Yani maaşını da bir diğer koşulları SGK'nın sağlıyorsa bağlanıyor. Ayşe Hanım burada bir şey verebilirim. SGK'nın uygulamasında daha önce kıdemi görünce, kıdem ihbar ödemesini görünce yapmış olduğu işlemi şimdi yapmayıp işverenden açıklama istemeye başlamış. Onu söylemek istedim. Onu son dönemde işsizlik ödeneğini yönetmeye çalışıyorlar farkındaysanız. Bu noktada gerekirse arabuluculuk anlaşmalarında özellikle işsizlik maaşı almasına olanak sağlayacak şekilde orada düzenlerken ona dikkat etmek lazım. Hemen Yani arkasını getirmiş zaten Dilek. SGK işsizlik maaşı bağlamayıp genel müdürlüğe yolluyor. Aslında işçi veya vekili işsizlik maaşı beklentisini de süreçte belirleyebiliyor demiş. burada en güzeli işverenin kod
değişikliği bildirimi yapması, işten çıkıştan sonra bir kod bildirmişse geçmişe dönük cezasız 10 gün süreyle de değişiklik bildirebiliyorlar. Bazen tabii işten çıkış kodu değişikliği arabulucuya elverişli değil, o cezaya yani çok cüzi bir cezası var. O cezayı doğrudan hatalı bildirmişse bazen işçiler de bu işverenden doğrudan talep etmeleri halinde işveren hatayı giderici değişikliği bildirebiliyor. Bunlar mümkün. Ama bunun konusu doğrudan arabuluculukla ilgili. Arabuluculukta işçilik alacakları ve tazminatların ödenmesi mahkeme ilamı niteliğinde bir belge ortaya çıkardığı için mahkeme ilamı niteliğindeki belge özelliğiyle işsizlik maaşına olanak sağlıyor zaten arabuluculuk anlaşma belgeleri. Yani burada kavramları karıştırmamak gerekiyor. Şimdi kamu personeline kurumlarının taraf olduğu dosya dava şartı olarak bürodan geldiğinde kabul edilmesi doğru olur mu? Ticari uyuşmazlıklar için konuşuyorlar. Şimdi arkadaşlar ticari uyuşmazlıklarda kamu personelinin mi diyor? Hayır şöyle diyor. Kamu personelinin çalıştığı kurumlarda kamu personeli diyor, pardon. Kamu kurumlarının taraf olduğu uyuşmazlıklarda ticarilerde de mutlak ticari dava değilse ve şirket değilse orada ticari dava oluşmuyor. Her iki tarafın ticari işletme koşulu. Yok, ticari oraya... dava şey değil, şunu söylemeye çalışıyor. Yani atıyorum mesela işte bir kamu kurumunda çalışan bir arabulucu var. Bu arabulucuya dava şartından kendi çalıştığı kurumun taraf olduğu bir dava dosyası geliyor. Anladım. Kurumunun bir arabuluculuk başvurusu kendisine geldiğinde ne yapacak? Onu mu soruyor acaba? Aynen onu soruyor. Sıkça karşılaşacağız gibi gözüküyor. Tarafsızlığından şüphe edilmesi. Şimdi öncelikle kendisine soracak. Biz bu konuya sunumumuzda çok detaylı anlattık. Evet. Tarafsızlık filtresi dediğimiz objektif ve subjektif tarafsızlık filtresini gerçekleştirecek kendisinde. Tarafsızlık filtresine göre tarafsız kalabilirim diyorsa görevi kabul edebilir. Böyle bir durumda taraflara soracak. Arabulucu olarak beni kabul eder misiniz diye. Eğer onlar da kabul ediyorsa o takdirde tutanaklara yazıp devam edecek. Takdirde ya görevi kabul etmeyecek başlangıçta. Evet. Sehven kabul etti. O zaman da çekilme tutanağı. Evet, şimdi Ayşe Hanım'ın sorusuna katkı sağlamak istemiş Seval Hanım. İşsizlik maaşının SGK değil, İşkur bağlıyor esasen. Evet, evet, İşkur'un İşkur. Kendi görüş yazısı var. Onunla itiraz edebilirsiniz diye düşünüyorum demiş. Güzel. Evet, evet, İşkur, SGK tüm İşkurlara Kasım 2017'de bir yazı gönderdi. O yazıyı gruplarda paylaştık arkadaşlar. O yazı mevcut bütün gruplarda. O yazıya istinaden arabuluculuk anlaşmaları ilan niteliğinde belge olarak işsizlik maaşı alınmasına olanak sağlıyor. Evet. Meltem Hanım şey demiş. Hocam başvurucunun vazgeçmesi halinde ücreti bürodan alıyoruz değil mi demiş. Evet. Yani başvuru vazgeçme halini. Özür dilerim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Burada bir soru görüyorum. Diğer soruları görmedim ama onu gördüm, onu cevaplayalım. Daire Başkanlığı'nın yayınladığı yetki itirazı yazısıyla başvurudan vazgeçme beyanı alma konusunu bir arkadaşımızın karıştırdığını görüyorum. Ben SMS, WhatsApp'tan beyan alın dediğim konu altıncı başvurudan vazgeçme beyanıdır arkadaşlar. Yetki itirazı ise mutlaka bize elektronik ortamdaki imzalı belge ya da elle imzalı belgenin aslını ulaştırmak zorundalar. Burada sanırım iki konu birbirine karışmış, soru ikisini karıştırarak sormuş. Bize. Çünkü sonuçları evet. Da farklı. Birinde evet. Şeyi kapatıyorsunuz, öbüründe ise gönderiyorsunuz. Nereye? Yetki itirazını inceleyecek olan makama. Şimdi evet. Hocam başvurunun vazgeçmesi halinde ücreti bürodan alıyoruz. Evet, bürodan alınıyor ücret. Yani büro derken savcılık. Adalet Bakanlığı bütçesinden ödeme yapılan halleri anlaşma
olmadığı her durumda alıyorlar. Yani şöyle diyebiliriz. Kısmi anlaşma ve anlaşmada taraflar öder. Sehven kapama ve uygun olmamada ücret ödenmez. Bunun dışında yetkisizlik durumunda, başvurudan vazgeçme, konusuz kalma durumunda veya görüşme yapılamadan ya da görüşme sonunda anlaşamama durumlarında Adalet Bakanlığı bütçesinden ücret alabilirler. Evet, Ramazan Akbaş şey demiş, Salim Bey, dilek hocam arşiv niteliğinde yayınlar oluyor, emeğinize demiş. Biz çok teşekkür ediyoruz. Biz kendi kendimize biz hep beraber sohbet ediyoruz. Birlikte bir şeyleri konuşuyoruz diyorsunuz ama bu değerde tutuyor olmanız hakikaten bizi çok mutlu etti, onurlandırdı. Çok teşekkürler Ramazan. Evet, teşekkür ediyoruz geri bildirimlerine. Ersin, bağlı çalışan avukatların arabuluculuk ne açık kodu ile vergi açılışını muhasebeciler bilmiyor, bilgi vermeniz mümkün mü? Evet sayın vergici üstadım, buyurun. Siz Evet, ben bu vergi konusunu başlı başına bir program yaparım diyordum ama burada belirtelim ya programı özellikle. boş ver. Senin zaten hayatında Evet. vergi önemli bir Aa, noktası. Senin şöyle söyleyelim. lisede vergi değil mi? Yani neydi? Yani liseden geliyor senin. Tabii, ben yaklaşık olarak tam tamına, yani şimdi yaşım Ya epeyce burada bir süredir. Ankara Maliye Maliye okulu mezunuyum ben, evet, maliye okulu evet. mezunuyum. Dolayısıyla yaklaşık olarak 33 yıllık vergiciyim efendim. Bravo. Şimdi Şimdi bağlı çalışan şöyle belirtelim onu. Bağlı çalışan avukatların mutlaka arabuluculuk vergi açılışı yapmaları gerekiyor. Burada 691.009 NACE koduyla bildirimde bulunacaklar. Arabuluculukta vergi açılışı yaptırdıkları zaman Bağkurlu olmuyorlar arkadaşlar. Bu konuda endişeleri var. Tek bir sosyal güvence kurumuna bağlı oluyoruz. Dolayısıyla orada bizim sigorta SGK'mızı bağlı çalıştığımız avukat ödemeye devam ettiği için, bağlı çalışan avukatlar için söylüyorum. Böyle bir durumda Bağkur işlemez, Bağkur söz konusu olmaz, SGK'nız devam eder. Muhasebeciler böyle bir durumda Bağkur'a, vergi dairesi otomatikman bir Bağkur açılış kaydı oluşuyor diye bilgi veriyor olabilirler. Hemen girdi çıktı yapılabilir aynı gün. Yani o kayıt otomatik açılmışsa bile hemen kapatılması mümkün. Dolayısıyla avukatların özel bir durumudur bu aynı zamanda. Avukatlar sigortalı olarak bir şirkette çalışırken aynı zamanda serbest meslek de icra edebilirler. Ancak avukatlık mesleği yönünden bir avukatın yanında bağlı çalışıyorsanız arkadaşlar serbest meslek avukatlık yapamazsınız. Yani serbest meslek avukatlığı ya bağlı çalışarak avukata bağlı çalışarak yapamayacağınız için ya bağlı çalışan avukat olacaksınız ya da serbest meslek olarak çalışan Aa avukat bak Dilek, olacaksınız. Ancak şirketlerde bağlı çalışanlar sokak kısıtlaması bu hafta 3 gün gelmiş, kararlar okunuyor. tamam. Bu hafta 3 gün. Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim Ben orayla. şunu da belirteyim. Sigortalı çalışan, yani bir bağlı çalışan avukatlar bir şirkette çalışıyorlarsa, bir kurumda, şirkette, böyle bir durumda şirketle aralarındaki sözleşmede serbest meslek avukatlık yapabilmelerinin mümkün olduğu belirtiliyorsa her zaman avukat olarak da serbest meslek erbabı olarak çalışabilirler. Ayrıca bağlı çalışan avukatların hiçbir zaman arabuluculuk, vergi açılışı yapmalarına engel bir durum yoktur. Kamu avukatları içinde, kamu avukatları, kamuda bağlı çalışanlar vergi açılışı yaptıramaz. Çünkü o onların yasası gereği Yasak zaten. yasak. 657 sayılı devletme. Başka bir bilgiyi daha verelim. Yani mesela ben de böyle bir durum oldu o zaman fark ettim. Bundan yaklaşık 2-2,5 yıl kadar önce fark ettim onu. Yani biz serbest çalışan avukatlar bir şirket danışmanlığını eğer ücretli yapıyor ise
onların ödemiş olduğu primden dolayı Bağkur primi çıkmıyor zaten. Ben o zaman fark ettim onu. Bu sigortalı statüsünü de değiştiriyormuş. Arkadaşlara bu aylık makbuz kesmek durumunda oldukları firmalarla ilgili bu türde çalışma biçimini Tabii tavsiye tabii etmiştim. ben tavsiye ederim. Eğer aylık danışmanlığını yaptıkları şirketler varsa onlar da Sireli, sigortalı Firdevs, çalışmayı düşünebilirler arkadaşlar serbest çalışırken. yani Onu da avantajları belirtiyorum. varmış. Ben de geç fark ettim bunu. Evet. Bir sürü boşu boşuna makbuz kesiyordu. Evet, şimdi devam ediyoruz. Çok soru birikti. Biraz Evet, hızlı bir geçmek banka lazım. kredilerini sormuşlar. Onu yanıtlayalım. Bu konu çok sorulan bir soru. Özellikle bankalar icra takibi yaptıktan sonra itirazın iptali davası açmadan önce arabuluculuğa başvuruyorlar. Burada rakam sınırı söz konusu değil arkadaşlar. Dolayısıyla dava açacağı için itirazın iptal davası her halükarda dava şartı arabuluculuk kapsamında yani tüketici hakeme yetki sınırına bakmıyoruz orada itirazın iptal davalarında bankalar yönünden. Evet, bir soru daha var. İki tarafın şirket olduğu itirazın iptali dosyasında fatura alacağı icraya konulmuşsa ticari dava şartı mıdır? Onu ikiye ayıralım. İcra takibi yapabilir. İcra takibinde Yok arabuluculuk zaten. takip şartı değildir. İcra Değil. takibi takip İtiraz. hukukuna ilişkindir. Ancak itiraz edildikten sonra itirazın iptali davası her iki tarafın ticari işletme olması durumunda dava şartı arabuluculuk kapsamında olduğu için İtiraz her iki tarafın ticari işletme olduğu itirazın iptali alacak dosyalarında önce dava açmadan önce mutlaka arabuluculuk dava şartı yolunu tüketmeleri gerekiyor meslektaşlarımızın. Evet. Şimdi anlaşma durumunda taraflar arabuluculuk ücretini adliyeye götürüp yatırmaktan imtina ettiği durumda bu ücreti kamu personeli arabulucunun kendisi tarafından mı yapılması gerekir? Uygulamada kendisi yapıyor bu şekilde. Önce kendi hesabına yatırtıyor, sonra götürüp adliyeye yatırıp vergilerin kesilip tekrar kendi hesabına yatırılmasını sağlıyor. Uygulamada bunu yapan, uygulayan meslektaşlarımız var. Banka kredilerinde 8.000 TL'nin altında kalan miktar dava şartına tabi midir yoksa önce tüketici hakem heyetine Az mi? önceki cevapladığım soru oydu. Onu geçebiliriz. Daire başkanlığının yayınladığı yazı mail ortamında yapılan itirazlar dikkate alınmaz diyordu. Yanlış mı hatırlıyorum İşte onu hocam? açıkladım. Az önce gördüğüm soru oydu benim. Haklı sebebiyle fesih talebinde bulunan işçi arabulucu süreci devam ederken süreler durdu ancak işveren ise SGK'ya istifa şeklinde bildirmiş ve işsizlik maaşı için nasıl bir yol izlemeli? Ha, yasayı dolanacağız şimdi. Müslüm Demirtekin. Haklı sebep ile fesih talebinde bulunan işçi arabulucu süreci devam ederken süreler durdu ancak işveren ise SGK'ya istifa şeklinde bildirmiş ve işsizlik maaşı için nasıl bir yol izlemeli? Onu az önce ifade ettik. O konu çok açık. Arabuluculukta kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi konusunda anlaşma yapmışlarsa o takdirde arabuluculuk anlaşmasını işkura götürerek kendisine işsizlik maaşı bağlanmasını sağlayabilir. Tabii bir anlaşma olursa arabuluculuk sürecinde. Anlaşma olmazsa bu durumu mahkemeden talep edecek. Evet, Adana'dan sevgiler demiş Levent Aslan arkadaşımız, meslektaşımız. Sürelerin durduğu ve bu dönemde dava şartı olarak kabul etmiş olduğumuz işe iade davasında son günümüz 28 Mayıs mıdır? İşe iade olduğu için süre işler mi? Teşekkür ederim. İşe iadelerde de süreler durdu. 13 Mart'tan sonra gelen işler bakımından süreler o 1 Mayıs ilk gün şeklinde esas alarak başlıyor olacağız. Ama şu an süreler bugün yayımlanacak toplantı sonuçlarına göre 31 Mayıs son derse o takdirde 1 Haziran'dan itibaren işletiyor olacağız arkadaşlar.
Bir ay çünkü uzatacaklarını ifade ediyorlar süreleri. Evet. Ya yani Son işe bana iadelerde de süreler durdu. evet. Sorulmak istenen soru o. Anladım. Son tutanağın anlaşmama olarak e-imzalı düzenlenen tutanağı başvuru vekilinin e-imzasının çalışmadığını, e-imzalı düzenlenen tutanağı fiziken imza atmak istemektedir olabilir mi? Son tutanağın anlaşmama olarak e-imzalı düzenlenen tutanağı başvuru vekilinin e-imzasının çalışmadığını, e-imzalı düzenlenen tutanağı fiziken imza atmak istemektedir olabilir mi? Yapabilirler. Evet. Bir çıktı alır arabulucu, diğer tarafı ne imzaladır şeklinde yazan haliyle diğer tarafa da fiziki elle imza attırır. O şekilde teslim edebilir. Bir engel yok. Biz tarafların elektronik imzalarının bulunmaması halinde iki tane tutanak üretebilirsiniz demiştik. Bu virüs salgını sebebiyle fiziki imza alınamadığının mümkün olunması durumunda bir taraftan elektronik imzalı, bir taraftan elle atılan fiziki imzalı tutanak yapabilirsiniz demiştik. Ne zaman? Yani böyle bir koşulun varlığı halinde tabii virüs salgını nedeniyle avukat arkadaşlarımızdan elle imza almak mümkün olmadığında burada tam tersini soruyor. Bir taraftan elektronik imzalı almış, diğer avukattan elektronik imzalı alamamış. Eğer diğer avukat bu imza atamayacak durumdaysa virüs salgını sebebiyle imza atamadığı da belirtilebilir. Elle imza atmak istiyorsa elle de imzalatılabilir. Bir engel yok. Çünkü burada anlaşamama olmuş. Evet. Anlaşma olsaydı aynı belgeye diğer avukatın da elle imzasını tamamlatacaktık. Çünkü Evet. anlaşma durumunda ya herkes elle imza atacak ya da herkes elektronik imza atacak. Evet. Ayşe Hanım, İrfan hocamızın eğitiminde bize sunmamamızı tavsiye etti. O yazı sunulmasına rağmen işverenden açıklama istenmeye başlandı. Sanırım artık tutanaklarda işveren işçiyi çıkarttı ibaresi de geçecek demiş ama bence Arabuluculuk anlaşmalarına istifa ikale ifadelerini yazmamaları söz konusu değil arkadaşlar. Arabuluculuk da genelde işçinin haksız fesi varsa ya haklı fesi varsa işçi tarafından bunu belirtebilirler. Ya da işverenin haksız fesi varsa bunu da işveren tarafından feshedilen şeklinde belirtebilirler. evet, Ya trafik arabuluculuk kazalarında anlaşmalarında bir sebep belirtilmesi zorunluluğu yok yok. aslına baktığınızda. Trafik Hiçbir kazasından sebep doğan evet, yok. trafik kazasından doğan tazminatta iki karşı taraf var. Biri sigorta firması, diğeri gerçek kişi. Gerçek kişiye ihtiyari arabuluculuk sigorta firmasına da dava şartı arabuluculuk daveti mi göndereceğiz? Evet, aynen o şekilde gönderecekler. Sitede dairesi bulunan arabulucu, site yönetiminin taraf olduğu uyuşmazlıklarda arabuluculuk yapabilir mi? Bu daha önce açıklamıştın sen. Öncelikle Evet, tarafsızlık açıklamıştın. tarafsızlığından şüphe edilmesini gerektiren halin Vekil varlığını dikkate alacak, bildirecek. Asil'e katılıyor ancak özel vekaletini uyarılmasına rağmen pardon, Vekil Asil'le katılıyor ancak özel vekaletini uyarmasına rağmen ikinci oturumda da getirmiyor. Ne yapabiliriz? Asil katılıyorsa, asil kendini temsil ettiği için asile yardımcı olan uzman kişi sıfatıyla katılıyor oluyor arabuluculukta avukat. Yani asilin avukatı ama her halükarda uzman sıfatıyla artık orada asil kendisini temsil ediyor. Vekaletname sunmuyorsa vekaletname sunması için de avukatı zorlamak doğru olmaz. Uzman kişi olarak tabii ki Katılabilir. sürece katılabilir. Nazan SK'ya Dilek hocamın bilmediği bir şey yok maşallah demiş Dilekçim. Biraz espri yapalım yapmışlar. Hiçbir Güzel. şey bilmediğimi Biliyorum diyorsun. Güzel. biliyorum Banka efendim. kredilerinde 8 binin altında kalan miktar dava şartı alır bulucuya tabi midir hocam? Yoksa önce tüketici hakem heyetine mi başvurmalı?
Soruyu tekrar alabilir miyim? Bağcılar Gerçi. Belediyeleri'nde bunu az önce şey yaptık Az zaten. önce bir Bağcılar. belirtmiştik onu. Evet, aynı konu galiba. Banka 6 ile kredi 3'tür. uyuşmazlıklarında, itirazın iptallerinde, tüketici hakem heyetinde rakam sınırına bakmıyoruz. Çünkü doğrudan itirazın iptal davası için başvuruyorlar arkadaşlar. Evet. Avukat Feyza Hanım, sehven kayıt veya arabuluculuğa uygun olmaması halinde puan iadesi yapılması ile ilgili bir düzenleme yapılacak mı? Yeni mevzuat düzenlendiğinde UYAP'ta ona göre bir yazılım düzenleneceği kanaatindeyiz. Biz bu talebi ilettik. İnşallah yaparlar arkadaşlar. Bir Yani bilgi burada geldi. sehven ve uygun olmamada puan düşümüne yönelik bir yazılım çalışılmasına talep ettik. Bir bilgi geldi. Beyhan arkadaşımız, Bay Beyhan Alper. Hocam süreler 15 Haziran'a kadar uzatıldı dedi. Beklemiyordum ben 15 Haziran'ı ama bir televizyonda da görmüyorum. Ya senin bir bilgin var mı? 15 Haziran'a uzatıldı diye bir bilgi geldi hemen altta. Belki bu Şu an konuda açıklama bir yazı yapmışlar. canlı Şu an yayında açıklama yapmış olabilirler. evet. 15 Haziran uzun. Yani o zaman hani konuşuyorduk ya Temmuz normalde Ama onu çıkacak. şöyle düşünelim. 1 Haziran'a kadar durdu, en geç 15 Haziran. Yani 15 Mayıs son günümüz diyorduk hatırlarsan. Burada da 15 Ama yok. Haziran Acaba öyle mi? Yoksa 15 Haziran öyledir. Yok. neyse Bir bakarız ay ona. uzadı ya. 30 Nisan 31 Mayıs'a uzadı. 15 Mayıs son gün dediğimiz sürelerde 15 Haziran'a uzatılmıştır tahminimce. Görmedim. Sadece karşılaştırmalı yorum yapıyorum şu an. Aa, Yazıyı Dilek Sen bak görmedim. sen bunu bilirsin. Hande Hanım sormuş. Bununla ilgili ben de birkaç bir şey duymuştum ama tam emin değilim. Sen daha iyi bilirsin. Hocam pandemi sürecinde avukatların seyahat kısıtlaması konusunda istisnası var mı? Şehir dışına nasıl çıkarız? Çok önemli. Teşekkürler demiş. Sanki böyle bir şey Var. hatırlıyorum ben. Avukatlık kanununda avukatların kamu görevi ifa ettiği, kamu hizmeti ifa ettiği belirtiliyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla şehir dışı yasaklamalar genelgesini açarsanız kamu görevi, kamu hizmeti ifa eden personel ve kişiler bu yasak kapsamı dışındadır diyor. Dolayısıyla avukat kimliklerinizi göstererek seyahat edebilirsiniz mesleki olarak avukatlar. Antep'teyim. Avukatlara Süreler sokağa çıkma kısıtlı. yasağı anlamında mesleki olarak görevli addedildikleri için bu yasağın dışında avukatlar. Vay 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 vay. Ya arkadaşlar 25 Haziran mı 15 Haziran mı? Yalnız bu dilek eğer yani 15 veya 25 Haziran diyorsa ondan sonraki bir iki Hemen haftalık süreç bakalım kapat. buradan internetten. Neyse. Bazı mahkemeler itirazın iptalinde icra takibinden önce arabuluculuğa başvuru olsa da icra dosya numarası ve icra müdürlüğü yazmadığı için reddedebiliyor. Bazı mahkemeler itirazın iptalinde icra takibinden önce arabuluculuğa başvuru olsa da icra dosya numarası ve icra müdürlüğü yazmadığı için reddedebiliyor. Bu durumda ne yapılmalı? Ha, yani icraya gitmeden arabulucuya gitmiş dava açmak için ondan sonra gitmiş icraya koydu herhalde. Orada aslında biz şu konuyu ifade edelim. Arabuluculuktaki uyuşmazlık konusunu çözüyoruz biz. Dava türünü değil. Evet. Dolayısıyla burada usulden reddi istinaf ederse kazanır avukat arkadaşımız. Her halükarda mahkeme kararı kaldırılır. Yok, Şunu da icra müdürlüğü reddediyormuş. İcra müdürlüğü, icra takibini reddediyormuş. Nasıl bir şey anlamadım ben. arabuluculuk takip şartı değil. Değil, Ben orada bir şöyle saçmalık anladım soruyu. Doğru var. anladıysam lütfen beni düzelt yanlış anladıysam. Doğru anladıysam önce arabuluculuğa gidiyor. Ha bir dakika Bir pardon. alacakla Bazı ilgili. Sonra gidiyor mahkemeler icra takibi yapıyor. İcra takibine itiraz ediliyor. İtirazın iptali için tekrar artık arabuluculuğa gitmese gerek yok. Dilek dur. Evet. Yayın kesilecek. Şimdi arkadaşımızın konusu anlaşıldı. İtirazın iptaliyle ilgili
gidilmiş olan arabuluculukta bazı icra müdürlükleri, icra müdürlüklerinin icra takibinin ve müdürlüğün yazmasını istemiş. O da yani